gitmiş olduğunuz yer, yerleşim yeri yeni adıyla Kapıkırı, eski tarihi ismiyle Herakliye şehri. Karşıda görmüş olduğunuz Beş Parmak Dağları, tarihi ismiyle Latmos Dağları'ndan daha önce burası bir körfez olduğu için ismi dağlardan alıyordu. Latmos Körfezi'ydi. 1. yüzyılın, milattan önce 1. yüzyılın sonlarına doğru Büyük Menderes'in taşıdığı alüvyonlar nedeniyle yavaş yavaş Latmos Körfezi'nin denizle bağlantısı kesilmeye başlıyor. Latmos Körfezi'nin denizle bağlantısının kesilmesinden sonra Heraklion'un denizle olan ilişkisi, çünkü Heraklion o dönemde çok ünlü bir liman kenti. Heraklion'un da denizle ilişkisi azalıyor ve bunun neticesinde Büyük Menderes'in ağzında oluşmuş olan bataklık sebebiyle burada bazı salgın hastalıklar meydana geliyor. Şu anda olduğu gibi, şu anda da Bafa Gölü'nün Büyük Menderes'le Serçin Prizi ve Dalyan Prizi'nin kapalı olması nedeniyle bağlantısı kesilmiş durumda ve şu anda gölde gerçekten çok ciddi bir alarm veriyor. Ve bizim projemizin içerisinde, yapmakta olduğumuz projenin içerisinde, katkılarda bulunduğumuz proje içerisinde buranın kurtulması, buradaki canlı türlerinin korunması, aynı zamanda Büyük Menderes'in korunması, aynı zamanda Büyük Menderes çevresinde yaşayan varlıkların, kuşların, orası aynı zamanda bir kuş cenneti, onların korunmasını içeren büyük proje olduğu için her zaman bahsettiğimiz gibi projenin sonuna kadar gitmeye kararlıyız. Yapacağımız Büyük Menderes gezimizde karşılaşacağımız en güzel olaylardan birisi de şu olacak. İnanamayacağınız şekilde çok çeşitli kuşları göreceğiz. Görme imkanımız olacak. İnanılmaz güzel manzaralar eşliğinde nehri geçeceğiz. Birazdan 3000 yıllık kutsal yoldan geçmek üzere şu anda Mavişehir Panarmos'ta bulunmaktayız. Doğru mu kaptanım? Doğru. Buradan nereye gidiyoruz? Miletos'a. Buradan Büyük Menderes Nehri kanalıyla Miletos Antik Kenti'ne gideceğiz. 3000 yıllık kutsal yol bu. Evet. Şimdi ben tekrar belirtmek istiyorum. Aydın Valiliği tarafından yürütülen bu projede il müdürlerimiz de buradalar. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, evet, Sayın Nuri Aktakka. Evet, evet. Proje ile ilgili sizin de bilgilerinizi alacağım ama İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Adem Üçgül ve aynı zamanda da Sağlık Müdürümüz Hüsnü Tırpancı da yanımıza ve bu seyahatte bizlerle birlikte olacak. Teknelerimize geçmeden önce sizlerin de ben kısaca proje ile ilgili düşüncelerini almak istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Aydın deniziyle, tabiatıyla ve doğal varlıklarıyla muhteşem bir şehir, bir turizm kenti. Bizim turizmle ilgili çeşitliliğimiz deniz, tabiat, kum, güneş, tarih. Buna delta turizmini de eklemek istedik. Delta turizmi olarak da bulunduğumuz limandan hareketle Menderes Nehri'ne ve Menderes Nehri'nden Milet Antin kentine ikinci aşamada Bafa Gölü'ne ulaşmakla ilgili bir proje çalışmamız var. Bu Aydın'ın turizm çeşitliliğini artıracak. Bu bizim için önemli. Bunun için Valilik Başkanlığı'nda Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Liman Başkanlıkları ve Denizciler Derneğimiz, DİDİM Denizciler Derneğimiz, yine DİDİM Turizm Altyapı Birliği, bu şekilde bir komple bir çalışma yapıyoruz.
Bu proje içerisinde her birimin vazifesi var, görevi var, hepsinin yapacağı çalışmalar var. Bu yapacağımız gezi bir inceleme gezisi. Daha önce de arkadaşlar bu geziyi yaptılar. Şimdi daha teferruatlı bir çalışma yapacağız. Denizciler Derneğimiz daha önce denizin ve nehrin derinliklerini ve geçilebilir yerlerini incelediler, gördüler. Bu çalışmamızı daha teferruatlı, ileride bir aksaklığa meydan vermemek için daha böyle hassasiyetle çalışmamızı yapacağız. Bu gezi, şu anda yapacağımız gezi çalışmalarımızın devamıdır. Bu projeye katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu proje eğer başarılıyla sonuçlandırılırsa Aydın turizmi bir çeşitlilik kazanmış olacak. Ve çok bekletmek istemiyorum. Latmos Körfezi canlanıyor diyoruz ve müdürlerimizle birlikte aynı zamanda derneğimiz eşliğinde yolculuğumuza başlıyoruz.